abdpost.com'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Jimmy Cüneyt olarak tanınan Cüneyt Gürkan. Kendisi New York ve New Jersey'de bulunan Just English Dil Okulları'nın yöneticisi. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş buldum. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Siz çok yönlü bir insansınız. Amerika'da herkes sizi Jimmy olarak tanıyor. Bu Jimmy ismi nereden geliyor? Öncelikle onu sorayım ben. Jimmy benim ilk geldiğim yıllarda bir tiyatro grubumuz vardı. Her sene bir oyunu sahneleyen, genellikle de Türkiye'den klasikleri ve buradaki ekip arkadaşlarının yazdığı, değerli sanatçıların yazdığı bir oyunu böyle her sene sahnelemeye çalışıyorduk. Öyle bir süreç vardı. O süreçte ben bunu bir sahne ismi olarak düşünmüştüm. Biraz profesyonel hayatımdan, kendi ismimden ayırarak bir sahne ismi olarak düşünmüştüm. Ama sonra kullanışlı oldu. Benim de işime geldi. Bu siz de yaşıyorsunuzdur. Yabancı isimleri insanlara anlatmakta insan güçlük çekiyor. Pratik ve kullanışlı geldi. İnsanların da hoşuna gitti. Herkes ha, hangi Cüneyt, Cimi Cüneyt diye onu kullanmayı tercih edince öyle kaldı biraz yani. Yakışıyor ama gerçekten. Bence doğru bir karar olmuş. Peki şimdi doların yükselmesiyle özellikle Türkiye'den birçok genç daha çok Amerika'ya gelmek ister oldu. Yani hani yıllardır herkesin bir hayalidir Amerika'ya bir kapak atayım, bazı Avrupa ülkelerine de gideyim falan ama bunun için de en uygun yol hani daha çok dil okullarıyla adım atmak bir ülkeye. Sizin Amerika'ya geliş hikayeniz nasıl oldu? Bildiğim kadarıyla 18 yaşında çok genç bir yaşta Amerika'ya geldiniz. Nasıl karar verdiniz? Sizi bu düşünceye iten neydi? Ben de aynen sizin bahsettiğiniz gibi F1 vizesiyle dil okuluna öğrenci olarak geldim. Hunter College'a, Manhattan'da, Midtown'da. Benim kararım biraz erken olmuştu. Yani lise 1'den sonra ben liseyi bitirdiğimde Amerika'ya ve New York'a geleceğimi kendi kafamda planlamıştım. Ve onun için aslında benim lise yıllarım da çok güzel geçti. Çünkü herkes harıl harıl böyle üniversite heyecanı, üniversite stresi yaşarken ben biraz nasıl olsa Amerika'ya gideceğim diye o yılları da rahat geçirdiğimi hatırlıyorum. Evet, liseden sonra hemen buraya geldim. Kalma düşüncem yoktu açıkçası. Yani burada eğitim alıp döneceğimi düşünüyordum ama hayat işte bir şey diğerine diğeriyle devam ediyor. Şimdi dönüp baktığımda çok uzun yıllar geçti ve hayatımın çoğu burada geçmiş durumda şu anda. Yani gençlere tavsiye ediyorsunuz. Ben bir yazınızda okudum da hani Amerika'yı hayal etmeyin, kalkın gelin diyorsunuz. Bu her konuda aslında hepimiz için geçerli bir şey. Ben de bazen konuşmacı olarak sağ olsunlar belli yerlerde davet ediyorlar veya üniversitelerde ders veren profesör arkadaşlarım derslere davet ediyorlar. Hep onu söylemeye çalışıyorum. Bu kendime de, benim hep bu konuşmalar kendime de bir motivasyon, kendime de hatırlatıyorum. Yani hep bir konuşmak, planlamak, projelendirmek kıymetli ama yapmak hepsinden daha kıymetli. Onun için hani atlayın gelin dememin sebebi o. Tabii şimdi birçok arkadaş da diyor ki ya nasıl atlayalım gelelim. Evet. Ama ben diyorum ki yani bu hayatınızın en önemli adımı olabilir. Mesela şimdi ben Just English Dil Okulları'nda yöneticilik yapıyorum. Dolayısıyla birçok genç arkadaşımızla bu konuda konuşuyor ve görüşüyor oluyoruz. Onlara diyorum ki yani bu sizin hayatınızda 2 milyon dolarlık, 1,5-2 milyon dolarlık bir yatırım. Ona göre düşünün, ona göre planlayın, ona göre kağıtlarınızı, belgelerinizi doldurun. Mesela kızıyorum ve bozuluyorum ve üzülüyorum bazen. Hani uyduruk bir şeyler yapmış. Hani ya tutarsa gibi form doldurmuş mesela. Konsolosluğa gidecek vesaire. Yani şöyle bir mantık yürütüyorum ben. Üniversiteden sonra 20 yaşında buraya gelecek bir insan ki birçok öğrenci benim gibi F1'la buraya gelip daha sonra burada hayatını devam ettirmek istiyor. Evet. Ve bunun yapmanın belli yolları var. İşte bir şirkette çalışarak, evlenerek, bir iş kurumundan hani teklif alarak çalışmak için vesaire vesaire. Şimdi matematiğim şu orada. 20 yaşlarında buraya gelen bir insan, ortalama bir Amerikalı burada 50 bin, 60 bin dolar alıyor. Yani 60 bin dolar Amerika'nın ortalaması. Türkiye'deki şu anda OECD rakamları yaklaşık 8.500 dolar falan. Yani 10 bin dolar diyelim. Arada 50 bin dolarlık bir yıllık gelir farkı var. Bir insanın buraya 20 yaşında geldiğini düşünelim ve 70 yaşında emekli olduğunu düşünelim. Evet. Arada 50 yıl var. Yani 5 kere 5, 2,5.
$2,500,000 bir kendine katkı olarak düşünün diye onları motive etmeye çalışıyorum. Yani ortalama bir Türkiye'de yaşayan, çalışan bir insan 10 bin alıyorsa burada 60 bin alıyor. Yılda $50,000 fark var. Yani bir ömür boyu emekli olana kadar $2,500,000 bir fark oluşabilir diye bu ihtimali sadece hatırlatarak biraz motive etmeye ve ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an gençlerin dediğiniz gibi çala kalem doldurduğu form kendine bile inancı yok. Yani çünkü Amerika aynen, aynen. Değil mi? Ya hayatınızın hayat, evet onu söylemeye çalışıyorum ben de. Bu hayatınızın belki de en önemli yatırımı. Yani mesela bir iş yerinde çalışıyorsun, 10 saat çalışıyorsun, neler yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun, ne kadar detaylandırman gerekiyor. Onu bir düşün ve onun karşılığında ne aldığını düşün. Bir de 2 milyon, 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını ve bunun senin için ne anlama geldiğini düşün diyerek hareket ediyorum. Onun için mesela sponsor bulma konusunda, kendilerinize destek verecek kişileri bulma konusunda kapıları öyle çalın. Yani gidin deyin ki abi, amca, enişte, tanımadığınız bir insan, sayın genel müdürüm, size bir şey söylemek istiyorum. Ben sizden 2 milyon dolarlık bir yatırıma bana destek olmanızı istiyorum. Ve bunun karşılığında sizden 1 lira bile istemiyorum. Sadece isminizi, bankadaki paranızı göstermenizi ve bana sponsor olmanızı istiyorum. Mesela hani bir örnek. Evet, çok güzel. Ya bunu çok ciddiye alıp, çok ciddi bir şekilde bütün belgeleri hazırlamak, bunları geliştirmek için yani dikkat etmeleri açısından bunları söylemeye çalışıyorum. Peki Just English fikri nasıl doğdu? Just English Türkiye'de 20 tane lokasyonu olan 6 şehirde hizmet veren bir dil kursu. Bizim de burada Amerika'da halen devam etmekte olan benim yönetici ortağı olduğum TOA Consulting adında bir danışmanlık firmamız var. Bu firmanın Türkiye'deki sahibi bizden farklı bir firması için Amerika'da PR ve marketing hizmeti alıyordu. Sonra biz çok ilişkimiz iyi ilerledi, dost olduk, arkadaş olduk. O da dedi ki ya ben Türkiye'de dil okullarımı Amerika'ya da taşımak istiyorum. Yani bu yolculuğu beraber yapabilir miyiz? Biz de o noktada yönetici olarak ben de dahil oldum. Ve 2018 yılında ilk lokasyonumuz olan Long Branch, New Jersey'yi satın almış olduk. Daha sonra Los Angeles, Kaliforniya geldi bir sene önce. Şimdi de New York'un anahtarını aldık. New York'ta da okulumuzu açıp öğrencilerimizi bütün dünyadan karşılamaya başlayacağız. Orada önce New York'taki lokasyonumuzda önce yerel öğrencileri alabiliyor olacağız. Belgelerimizi bekliyoruz F1 öğrenciler için. Daha sonra F1 öğrencilerimizi de alıyor olacağız. Ama şu andaki okullarımız aktif olarak Long Branch, New Jersey'de ve Los Angeles, Kaliforniya'da. Peki fiyatlar açısından da hani Türkiye'den gelecek öğrenciler açısından bir bilgilendirme yapabilir miyiz? Şu an dolar çok yükseldi. Gerçi biraz düşürülmüş. Hani ne yapabiliriz? Evet. Demin sponsorluk hakkında biraz bilgi verdiniz. Şimdi şöyle biz Türkiye'de güçlü bir kurum olarak Amerika'ya da markete yeni giren birisi olarak düşünüyoruz kendimizi. 3 sene önce girdik ama bunun 2 senesi zaten 2,5 senesi Covid'le geçti. Evet. Dolayısıyla biz kendi yolculuğumuzu normal süretimizde devam ettiremedik. Doğru. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Şimdi bizim fiyatlandırmamız kesinlikle marketin içinde biz bir süre, uzun bir süre bu markette Amerika'da var olana kadar, belli adette okullara ulaşana kadar tabii ki rekabetli tutmak istiyoruz fiyatlarımızı. Ben buradan da bir müjde vereyim mesela. Ocak ayında, yani bundan bir hafta sonra çok özel bir fiyatımız olacak. Long Branch, New Jersey lokasyonu için en düşük bugüne kadarki sunduğumuz fiyat teklifini, rakamını öğrencilerimize sunacağız. Belli süre kayıt yaptıran öğrencilerimize en düşük, bugüne kadar 3 yıldan beri verdiğimiz en düşük fiyatı buradan müjdelemiş olalım arkadaşlarımıza. O rakamda $375-400 civarında olacak aylık olarak. Evet, rekabetli bir rakam. Ve öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra ne kadar süreye bizimle öğrencilik devam etmek isterlerse o kadar süre
bu rakamı biz onlar için koruyacağız. Böyle de bir Ocak ayında güzel bir promosyonumuz olacak. Bunu da öğrencilerle paylaşmış olalım. Aa, süper gerçekten. Şu an başlık falan canlandı benim kafamda. İlk defa ABD Post'a duyurmuş oluyoruz bunu. Çok sevindim gerçekten. Hani Türkiye'den gelecek öğrenciler için de çok çok iyi bir avantaj bu. Ve diyorsunuz ki kaç kur kalmayı planlıyorlarsa o kadar sürede bu fiyatı sabit tutacaksınız. Abi, bu çok güzel. Ve şu anda öğrencilerimizden kayıt için sadece $100 ve $100 da posta için alıyoruz. Bu postayı da dijital olarak isterlerse, yani onların iTunes'lerini dijital olarak isterlerse sadece $50 ödüyorlar. Dolayısıyla $150 Amerikan vizesi için başvuru yapma hakkını ve bizimle bu yolculuğu başlatma hakkını kazanmış oluyorlar. Aa, gerçekten süper bir haber bu. Yani bayağı bir kolaylık. Evet, bir de şunu da söyleyeyim. Herhangi bir sebepten dolayı öğrenciler eğer vize alamazlarsa okulun ödedikleri tüm ücreti biz %100 iade ediyoruz. Oradaki herhangi bir kayıpları olmuyor. Sadece kayıt ücreti ve posta ücretini iade edemiyoruz. Bunu da ayrıca paylaşmak. Müthiş ya. İlk defa böyle bir dil okulu duyuyorum. Müthiş. Bir de taksit yapıyoruz. Benim tamam olsun. Amerika'da yok. Şu anda taksit yok ama öyle bir fırsat ki biz zaten hani 2-3 ay bazı okullar yani bir ayda 1000 küsür, $1500 charge eden okullar var. Dolayısıyla biz zaten takside içinde gibi bir şey oluyor yani. Aynen öyle. Ya bir de fiyat sabitliyorsunuz falan. Gerçekten çok büyük avantaj. Peki kalacak yer desteği veriyor musunuz? Şimdi kalacak yerle ilgili biz şöyle bir destek verdik bugüne kadar öğrencilerimize. Hep bölgedeki evlerini kiralayan, homestay denilen sistemle arkadaşları belli yerlere yerleştirdik. Ama bu konuda itiraf etmek gerekirse biz de sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'den ciddi bir talep var. Öğrenciler geldi ve gelmeye devam ediyorlar. Ve bütün bu konaklamalar dolmuş durumda. Dolayısıyla da biz hem New Jersey için, hem Los Angeles için, hem New York için buna bir çözüm üretme durumundayız. Ve bu çözümü de biz kendimiz belli şekilde öğrencilerin kalacakları evleri satın alarak ve bunları öğrenci hizmetine sunarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bunu henüz yapmış değiliz. Açıkçası arama içindeyiz ve bütün bu lokasyonlarda kendi kontrolümüzde olan, yani öğrencilerimize de en iyi hizmeti verebilecek, temiz, güvenli ortamları sağlayacak evler konusunda araştırma yapıyoruz. İnşallah birkaç ay içinde bizim sunduğumuz eğitim paketlerinin içinde kalacakları evleri de dahil etmiş, onları da fiyatlandırmış, son derece mümkün olduğu kadar yine ekonomik bir şekilde öğrencilerimize inşallah sunuyor olacağız. Çok, bu da çok güzel bir haber. Peki konaklama konusunda ücretler, hani siz kendi bünyenize alacak olsanız da yine orada da çocuklara biraz indirim falan sağlayacak mısınız acaba, yoksa... Tabii ki yine rekabeti tutmak istiyoruz. Tabii ki bizim bütün paketlerimizde dediğim gibi felsefemiz hep o. En iyi hizmet ama en ekonomik hizmet. Şimdi şu anda Long Branch, New Jersey'de bizim gelen öğrencilerimizin ödediği paylaşmalı odalar için $500'dan başlıyor. Bizim yerleştirdiğimiz öğrenciler. 500, 600, $750 çoğu ödüyorlar. İyi. Tabii ki tek başına oda isterse oda daha daha özenli olsun isterse o rakamlar artabiliyor. Ama $500'la $1100 arasında bir konaklama giderleri oluyor Long Branch'teki öğrencilerin. Bu tabii Los Angeles'ta biraz daha yüksek. Yani orada $750'dan başladığını düşünebiliriz. $1250 gibi gidiyor. Evet. New York'u düşündüğümüzde tabii ki yine aynı şey. Minimum herhalde $750-800 olacaktır başlangıç paylaşımlı odalar. Orası da $1250 ile $1500'a kadar bir rakam aralığında olacaktır diye öngörüyoruz. Yani şu anda yaşadığımızda dediğim gibi bizim New Jersey'deki, Long Branch'teki öğrencilerimiz $500 ile $1100 arasında kiralar ödüyorlar aylık olarak. Rakamlar yine gerçekten makul. Peki Türkiye'den çocuklarını Amerika'ya göndermeyi düşünen ailelere ne söyleyebilirsiniz? Sizler hani her şeyde sahip çıkıyor musunuz Türkiye'den gelen genç bir insana? Çünkü ne dil biliyor, yaşı küçük,
hiçbir hayat tecrübesi yok doğru düzgün. Hani değil farklı bir şehre gitmek ülke değiştiriyor, kıta değiştiriyor, Amerika'ya geliyor. Maddiyat yüzünden belki ailesi kalkıp yanında gelemiyor. Ya aklı onda kalıyor. Sizler ne gibi destekler veriyorsunuz bu konaklama dışında bu çocuklara? Şimdi şöyle, yani buradaki bizim okulumuzda zaten Türk öğrenci çok az Long Branch, New Jersey'de. Sadece yani %10'u vesairesi Türk. Ağırlıklı olarak biz Brezilyalı %50-60 ve Meksikalı %20-30 civarında öğrencimiz var. Şimdi dolayısıyla bizim için Türk öğrenciler hem kıymetli hem de tabii ki sonuçta Türkiye'den gelen, bizim ülkemizden gelen öğrenciler. Onları herhangi bir şekilde hani sahipsiz bırakmak yapabileceğimiz bir şey değil. Ama tabii ki bizim de kısıtlı olduğumuz konular oluyor. Mesela şu anda konaklama konusunda istediğimiz hızla, istediğimiz süratle yardımcı olamıyoruz. Ama Peki, tabii ki ne zaman arttı bu sene Türkiye'den? Gerçekten bizim için bir anda artmış oldu. Çünkü birkaç şey birleşti. Bir tanesi hem zaten sıra vardı Türkiye'de. Biliyorsunuz konsolosluklar kapalıydı. Evet. Biz de COVID sürecindeydik. Ve biz birçok konuda sosyal medyada Türkiye ile odaklı reklamlar ve promosyonlar yapmaya başladık. Bütün bunlar birleştiğinde birdenbire bizim Türkiye'den hani öğrenci alma potansiyelimiz hızla artmış oldu. Onun için biraz biz de hazırlıksız yakalandık. İlk başta Türkçe konuşan yoktu bizim okulda. Bütün öğrenciler ben yazışıyordum ve yetişemiyordum. Şimdi ama çok güzel bir ekip kurduk Türkiye'de. 7 tane arkadaşımız Türkçe olarak. Ve diğer dillerde de Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça kendi ana dilini konuşan ve Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız call center'da yardımcı olmaya başladılar. Dolayısıyla o konuda da kendimizi geliştirdik. Sorunuza genel olarak cevap vermek için tabii ki çok önemli ailelerin burada güvende olduklarını hissetmesi öğrencilerin. Ama öğrencilerin biraz bazı detaylarda kendi sorumluluklarını almaları da bence yolculuğun bir parçası. Evet. Ben 18 yaşında hiç kimseyi burada tanımadan bir şekilde buraya geldim. Hayatımın en zor yılları ilk geldiğim buraya 1-1,5 yıldı diyebilirim. Ve benim için en ödül yıllar onlardı. Çünkü en çok yol aldığım, en çok kendime katkı yaptığım yıllar oldu. Hem psikolojik hem hani maddi manevi diyebilirim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bize işte ehliyet nasıl alırım diyen oluyor, banka hesabı nasıl açarım diyen oluyor. Yani gidiyoruz gerektiğinde bankada hesabı beraber açıyoruz. Ehliyet nasıl alınır, öğrenciler ehliyet nasıl alır, bunların belgelerini, yardımlarını yapıyoruz. Yani tabii ki bütün elimizde olan bilgi birikimi arkadaşlarla paylaşıyoruz. Burada hani her şeylerine birebir cevap veremesek de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca birinin sıkışması bir konuda, tıkanması. Şimdi şöyle de güzel bir şey olmaya başladı. Bizim okulumuza öğrenci Türkler arttıkça birbirlerine de destek olmaya ve beraber mesela geçen hafta kalacak yer konusunda o arkadaş varmış deyip oraya yerleşiyorlar vesaire vesaire. Yani birbirlerine de birçok konuda destek oluyorlar. O güç de giderek artıyor diyebilirim yani gelen öğrencilerle. Şimdi biz Türkiye'yi konuşuyoruz ama dünyanın birçok ülkesiyle çalışıyoruz. Bizim okulumuz uluslararası öğrencileri olan, dediğim gibi azınlıkta zaten bizim Long Branch'teki öğrencilerimiz sadece %10. Bütün ülkelerde, Brezilya bizim dedim ya ağırlıklı, orada da ekonomik sorun, orada da COVID'in daha da ekonomik sorunları tetiklemesi, bütün dünyadan Amerika'ya gelmek isteyen ve Amerika'da eğitim almak isteyen, yaşamak isteyen insanların sayısını arttırdı. Dolayısıyla bu açıkçası biraz şöyle de etkili oluyor negatif. Türkiye'de de mesela redlerin oranları artıyor. Evet. Çünkü çok fazla başvuru var. Hem bir COVID'den birikme vardı, hem biraz şartlar iyice zorlayınca insanlar daha fazla hani yurt dışına gitme isteği oluştu. Evet. Bu rakamlar dolayısıyla redleri arttırdı. Bu, ben bir şey de düzeltmek isterim. Çok da vaktinizi alıp dağıtmak istemiyorum ama şimdi belli okulların işte ucuz okullardan vize alamam. Kısa işte çok uzun kayıt alırsam vizem garanti olur gibi şeyler ve Türkiye'ye işte vize vermiyorlar gibi yaklaşımlar yanlış. Doğru olan çok fazla başvuru var. Amerika yine takriben aynı adette vizeyi veriyor. Bu hem Türkiye için hem diğer ülkeler için. Fakat yoğun başvurulardan dolayı redler
otomatikman ve doğal olarak artıyor. Ben giden süreçte, yani 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonrasında yavaş yavaş bu oranlamanın tekrar normale döneceğini düşünüyorum. Evet, yani birçok bizi danışmanlık şirketi olanlarla görüştüğümde herkes aynı kanıda. Yani böyle kalmayacak. Aynen sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Yani o yüzden hani kimse paniklemesin. Sakin sakin. Evet, yani lazım. Burada tamamen rakamlar konuşuyor yani. Bir evet. De mesela şu okul vize alınır, bu okul alınmaz. Öyle bir şey yok. Bütün bu okullar CA'den onaylı, SEVP'den onaylı okullar zaten. F1 vizesini vermesi için bir okulun zaten o onaydan geçmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla konsolosluğun o okula vermem, bu okula veririm diye bir yaklaşım olması diye bir şey söz konusu değil. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı okullar. Bir de şunu kaçırıyor öğrenciler. Okula vize verilmiyor, öğrenciye vize verilmiyor. Yani okul zaten vizesini almış durumda, okul onayını almış. Burada vizeyi sana veriyorlar veya vermiyorlar yani. Gerçekten çok güzel bilgilendirdiniz şu an. Yani çok faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Peki sizin Just English okullarındaki kurs sistemi nasıl? Yani mesela bir günde kaç saat ders alıyor öğrenciler ve bir kurs ne kadar sürüyor? Şimdi bizim normalde bütün F1 vize öğrencilerinin, bu bütün dünya için, bütün okullar için aynı format geçerli. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu öğrencilerin en az 18 saat haftada ders almasını istiyor. Bunun bir mantık oluşturduğuna, hani eğitimlerine katkı sağlayacağını düşündükleri için. Bizde de genelde F1 öğrencileri aşağı yukarı 3-4 aylık kayıt yaptırıyorlar ve 18 saat ders alıyorlar. Bu dersleri de bizde genelde ortalama 4 gün içerisinde alıyorlar. Sabah alabilirler bunları tercihlerine göre. Akşam saatlerinde alabilirler. Sabah 8.30'dan başlayıp hani o 4 saati kullanabilirler veya bunu bölebilirler kendileri istedikleri gibi. Dersleri alıyorlar ama genelde günde 4.5 saat ve haftada 4 gün ders alıyor öğrenciler. Bayağı bir okula gider gibi. Gerçekten iyi. Evet. Şu anda yalnız şunu da söyleyelim. Covid'den dolayı birçok okulun uyguladığı gibi bizde de hibrit sistemi var. Dolayısıyla öğrenciler bu 4 gün okul süresini sadece bir gününü fiziksel olarak okulda, 3 gününü online derslere dahil olarak geçirebiliyorlar şu an. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında buna izin verip vermediğini tekrar açıklayacak. Ben iznin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz gibi yeni varyant var, yeni tehlikeler var. Dolayısıyla bizim şu andaki öğrencilerimiz haftada bir gün okuldalar, haftada 3 günde online alabiliyorlar. Bu onu veya bunu tercih ettikleri bir sistem değil. İsterlerse 4 günde okula gelebiliyorlar, okulumuz açık. İsterlerse hem online hem okul dengesini kendileri ayarlayabiliyorlar. Yani burada bir şart koşma yok. Sadece online olma durumu yok. Sadece sınıfta olma durumu yok. İsteyen öğrenci, mesela biz alt sınıfların daha çok sınıfta olmasını istiyoruz. Bizim de ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen mesela öğrencilerimiz level 1-2 başlayanların özellikle. Çünkü onun online o dersi anlama kapasitesi, eğitim kalitesi biraz düşeceği için evet. O arkadaşlara tavsiyemiz, yani mümkünse okulda olmaları, fiziksel olarak derslere katılmaları ki daha fazla, daha sağlıklı bir eğitim alsınlar. Peki hani dediniz ya haftada 4 gün, günde 4-4,5 saat kendisi planlamasını seçebiliyor. Öyle bir şansı da var öğrencinin. Bu 3-4 ay dediğiniz bir kur mu ediyor? Bir level mi atıyor? Yani öyle mi bitiyor acaba? Bir kur 4 ay olarak düşünebilirsiniz. 6 tane seviyemiz var. Her bir seviye 4 ay sürüyor. Peki o 4 aylık bir seviyenin ücreti mi demin dediniz yoksa aylık ücret miydi o 300 küsür dolar dediğiniz? Aylık ücret o. Hı-hı. Dolayısıyla 4 aysa aylık ücret çarpı 4'ü ödemiş oluyorlar bir kur için. Hı-hı. Ama burada kayıtları biz kur üzerinden değil haftalık ve aylık olarak hesaplayarak alıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla kuru bitirmeden de bir öğrenci okulunu bitirebiliyor. Kurun sonunda da bitirebiliyor. Onların tercihleri oluyor. Tabii sözleşmeyle bağımlı hale getirmiyorsunuz. Yani zorunlu değiller. Şu kadar süre devam etmek gibi bir hani bir borcun altına girmiş olmuyor kişiler. Ne kadar devam ederse. Öyle. Orada şöyle. Bu indirimli fiyatı biz
minimum 3 aylık olarak teklif ediyoruz. Dolayısıyla minimum 3 aylık bu okulda devam edeceklerini garanti vermelerini istiyoruz. Onun için de bu fiyatı uyguluyoruz. Anladım. Burada zorunladığımız kısım var mı? Evet var. O da yani bunu minimum 3 ay yapmaları şeklinde bir kontrat imzalıyor öğrenciler. Hı. Ondan sonrası için devam etmek istiyorum. 4. 5. 6. ay, 7. ay kendi kararları. Ama burada demin sizin söylediğiniz gibi biz onlara aynı zamanda bu fiyattan, yani ilk anlaşmamızı sağladığımız fiyattan da devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz. Gerçekten kaçırılmayacak fırsatlar yaratmışsınız. Peki gelip de hani dil öğrenme becerisi biraz kişinin kendisine de bakıyor ya, çabasıyla doğru orantılı. Hani öğrenilmeme gibi bir durum olabiliyor mu? Hiç şahit oldunuz mu böyle öğrencilere? Ya tabii ki doğal olarak hepimizin yani eğitimle ilgili, çünkü hepimizin öğrenme kapasitesi farklı çalışabiliyor. Görsel öğrenme var, zihinsel, hani yazarak öğrenen hızlı oluyor. Kimisi çok iyi yazıyor, konuşamıyor. Kimisi konuşuyor, yazamıyor vesaire. Dolayısıyla tabii ki çok görüyoruz farklılıkları. Orada iki türlü bizim çözümlerimiz oluyor. Bir öğrenci eğer... Var mı farklılık soracaktım? Sınıfın gidişatında ve süretinde gitmiyorsa SOS denilen bir sistemimiz var bizim. SOS hani yardım, Amerikalı İngilizce'de SOS yardım anlamında. Bu ücretsiz bir hizmet bizde. Bir öğrenci sınıfın gerisinde kalıyorsa SOS istiyorum. Ben bir öğretmenle birebir ders yaparak sınıfımın seviyesini yakalamak istiyorum diyor. Ve biz bunu ücretsiz olarak SOS dersleri aldırıyoruz öğrencilere. Bir hocayla bir öğrenci tek başına oturuyor ve kendini rahat hissettiği o kapasiteye gelecek kadar süre ders alabiliyor. Ve bunun için hiçbir ek ücret almıyoruz. Ya bu çok önemli ve değerli. Ben bazen şaşırıyorum öğrencilere. Yani diyorum ki SOS alsana, daha fazla alın yani. Bu hizmeti sunuyoruz, kullanın. Ben yapışırım herhalde yakasına ya. Yani son derece faydalı bir şey. Ve o çok etkili oluyor hakikaten. Onu biz net görüyoruz. Yani çok çabuk fark ediyor. Bir de başka bir ikinci bir buradaki alternatifimiz bir sınıfı tekrar etme konusunda olabiliyor. Bir öğrenci isterse aynı sınıfı tekrar da edebiliyor. Ama benim görüşüm şahsi olarak, yani ben olsam istediğim kadar SOS alırım, yani kendimi iyi hissederim. Peki o tekrarı ücretsiz mi yapıyor, yoksa tekrar aynı ücreti ödüyor mu? Yok, eğer tekrar ederse bir sınıfı komple, onda aynen ücret ödemesi gerekiyor. Anladım. Onun için çok SOS yani. Gerçekten çok güzel bir yani fırsat sunmuşsunuz. Hani benim okulla ilgili daha başka aklıma bir şey gelmiyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şu olabilir. Biz aynı zamanda Work and Travel programıyla da, yani J1 vizeleriyle de ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bir süre içinde J1 vizelerine de hizmet veren bir kurum olmak istiyoruz. Work and Travel kontenjanımızı henüz kullanmaya başlamadık. Ama J1'la Amerika'ya gelmek isteyen üniversite öğrencilerimiz yine bize ulaşabilirler. Biz o konuda datayı oluşturuyoruz ve hazır olur olmaz bu öğrencilere ulaşarak Work and Travel J1 vizeleriyle de yardımcı olmaya başlayacağız. Yani bu konuda da bana ulaşabilirler. jimmy.junaid@justenglish.tr.com Bu benim e-mail adresim. İsteyenler bana oradan direkt ulaşabilirler. Ama Just English USA olarak Instagram hesabımız, Facebook hesaplarımız, Just English ismini her yerden ulaşarak bütün kanallardan bize ulaşabilirler. Onu da tekrar söylemiş olayım. Sizin hani siz de çok küçük bir yaşta gelip dediniz ve hayatımın en zor ama en bonus yıllarıydı o ilk bir buçuk yıl. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Gerçi başında çok güzel öğütler verdiniz. Bence sizinle uzun uzun sohbet etmeleri bile gerçekten çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Orada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda kafalarında bir şeylerin şekillenmesi için. Biraz hani kendi öykünüzden örnek verebilir misiniz? Çünkü siz gerçekten bu camiadan hani çok iyi bir konuma gelmiş durumdasınız Amerika'da. Örnek teşkil etmesini istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sorunuza cevap vermek için, yani benim hayatla ilgili tavsiyem insanlara yaşamalarıyla ilgili. Demin konuştuğumuz konu, yapmalarıyla ilgili. Ya, hedefler koymak ve bunlara ulaşmak için
bir şeylerden feragat etmek, bir acılar çekmek, acı çekmediğimiz, karşısında bedel ödemediğimiz hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Bu bizim insan ilişkilerimizde de aynı, parayla olan ilişkilerimizde de aynı, ticari hani çalışma hayatında da aynı. Bize bedavaya verilen hiçbir şeyin kıymeti yok. Dolayısıyla bir şeylere bedel ödüyorsak, ben buraya geldiğimde ilk sene, 1,5 sene burnum sürttüyse, onun için diyorum en kıymetli yıllardı. Hayatımda hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim kendimi. Hiç bu kadar değersiz hissetmemiştim ve o yıllardan sonra da bir daha hissetmedim. Çünkü bambaşka bir suyun içinde ve kimse sizi tanımıyor. Ben Türkiye'de işte kolejde okuyan, tiyatro yapan, dünyaları ben yarattım sanan tipik bir 18 yaşında olarak buraya gelip, yani sudan çıkmış balık gibi dünyanın en büyük, en kozmopolit şehirlerinden birisinde ortasına küm diye düşüp, ama en çok kendime katkı sağladığım yıllar oldu. Onun için bu zorlanmadan, bu risklerden kaçmak hayatı zaten ıskalamak anlamına geliyor. Yani bir şey bedel ödemeden, acı çekmeden, risk almadan. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlara. Ya bir işe başvururken mesela, ya ben bu işi garanti yaparım, tam benlik. Bu işi ben acayip benden sorulur diyorsan, o işe başvurma. Sen o işi aşmışsın zaten. Seni zorlayacak, senin acaba mı dediğin, biraz böyle kapısından girerken risk hissettiğin, titrediğin hayatta ne varsa o kapıyı çalman gerekiyor. Çünkü öyle yol alabiliyoruz. Ve biz tembellik yapıyoruz. Hep bugün, yani garanti olan, bugün yanımda olan bu var. Hemen hop onu yapayım, tamam. Yani bir Türk iş yerinde Türkçe konuşurum, gidip o işe başvurayım, tamam. Ama uzun vadede hayat risk alanı, agresif olanı, çalışanı ödüllendiriyor. Bu her konuda böyle. İlişkilerimizde de böyle. Yani kolaya kaçtığımız zaman kıymeti yok. Birisi bize her gün 10 kere bize sevdiğini söylüyorsa sevgisinin kıymeti yok. Çok net. İnsan psikolojisi bu. Çok düz mantık bir şey söylüyorum. Kimsenin bilmediği bir şey de söylemiyorum. Dolayısıyla demek istiyorum. Buraya gelmek, Amerika'da riskler almak, Amerika'da işte ev nasıl bulurum, ya nasıl para kazanırım, nasıl olur, nasıl öderim. Bunları düşünüp bunların içinde kayboluyorsanız zaten işiniz zor. Ya ben hatırlıyorum, ben oraya giderim, 5 milyon Afrikalının yaptığını ben de yaparım. 3,5 milyon Asyalı her sene atıyorum oraya gidiyor yapıyorsa ben de yaparım diyebilmesi lazım bir insanın. Yani bu kadar milyonlar gelecek dünyanın bütün coğrafyalarından. İnsanoğlunun dünyadaki ortalama IQ'su zaten aynı. Kimse kimseden çok zeki değil. Kimse kimseden çok farklı değil. Kimse uzaydan gelmiyor. Yani Meksikalı'nın burada yaptığını, Madagaskarlı'nın burada yaptığını, atıyorum Fransız'ın burada yaptığını, benim Türk genç yaratıcı arkadaşım çok zor bir coğrafyada eğitim alan, çok bir zor coğrafyada para kazanan bir arkadaşımın burada yapması daha kolay. Bir laf var ya hani bu New York'ta if I can make it there, I'll make it anywhere. New York'ta yaparsam her yerde yaparım. Ben diyorum Türkiye'de yaparsan her yerde yaparsın. Çünkü New York var. New York sana yardım ediyor. Evet. Senin içinde hayat akıyor. Ama Türkiye coğrafi olarak, ekonomik olarak, sosyal, kültürel olarak zor bir ülke. Orada yapan burada haydi haydi yapar. Gerçekten. Onun için kimse korkmasın. Bir kere korkmaktan korkmamak gerekiyor. Yani korkmaktan korkuyorsan hayatın korku içinde geçer ve hiçbir yere gelemezsin zaten. Korkularımızı beslememiz gerekiyor. Korktuğumuz işe başvurmamız gerekiyor. Ya bu olmaz dediğimiz şeye soyunmamız gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Kapıyı vurmamız gerekiyor. Beni bu adam işe almaz dediğimiz insana ulaşmamız gerekiyor. Konumuzun ilk başında söylediğim, ya bana sponsor olmaz dediğiniz insana gidin, anlatın. Deyin ki 2 milyon dolarlık proje, lütfen sponsor olur musun? Yani benim diğer işte danışmanlık şirketinde yapıp kendime biraz öğrendiğim en çok şey, ya kapıları çalarsanız bir kapı açılmıyor, iki açılmıyor ama üçüncüsü açılıyor. Ve açılmayacağını düşündüğünüz kapı en büyük kapı, en güzel kapı, en ödüllü kapı. Dolayısıyla artık Türkiye'den de baktığımızda buraya, Amerika'ya gelip burada eğitim almayı denemek, F1 vizesi, J1 vizesi, E2'lerle şimdi çok kişi geliyor. Bu vizelerle Amerika'ya gelmek artık risk değil.
Evet. Bunu yapmamak risk, denememek risk, bunlardan korkmak risk. En kötü ne olur? Dersiniz ki tamam olmadı, geri dönersiniz. Aldığınız dünya görüşü, eğitim, bir kültür size cebinizde ekstra olur. Evet. Ama yani benim öğütüm, 3 tane öğütüm varsa, hani yapmak, 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 denemek, denemek, denemek. Hani kapıyı çalmak, çalmak, çalmak. Özünde bütün hikaye bu yani. Bunları yaptıkça kendimize katkı sağlıyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok yararlı bilgiler paylaştınız ve Just English'in diğer dil okullarından, Amerika'daki diğer dil okullarından çok büyük farkı ve avantajları olduğunu gördüm ben. Umarım Türkiye'den gelecek gençlerin, gelmeyi düşünen gençlerin de çok faydalanacağı bilgiler olacak bunlar. Çok teşekkür ediyorum teklifimi kabul edip katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Biz de kendimizi daha yolun başında görüyoruz. Ama hem Amerika'da hem dünyada dil okulları konusunda bir vizyonumuz, bir hedefimiz var. İnşallah öğrencilerimizle hep beraber bu yolculuğu paylaşacağız. Bizim işimiz de sizin gibi böyle gelen sorulara, öğrencilerin isteklerine cevap vermek, her gün kendimizi daha çok geliştirmek, her konuda bütün detayları yakalar hale gelmek. Ama dediğim gibi biz daha Amerika'da yolun başındayız. İnşallah çok çok daha iyi olacak. Bence olacak.